Nisan ayının ortalarında Güce yolu üzerinden başı dumanlı karlı yaylalara gitmek üzere yola çıkıyoruz. Derin kanyonları yararak akan berrak ve gürül gürül dereleri takip ederek yolculuğumuz devam ediyor. İnsan eli değmemiş yemyeşil vadilerde tertemiz havayı ciğerlerimize çekerek ilerliyoruz. Yolculuğumuz esnasında Karadeniz'in samimi ve sıcakkanlı insanlarıyla sohbet ediyoruz. Trabzon'dan çıktım, başım selamet. Aleyküm selam, hoş geldin köyümüze. Bu köy neresi? Yukarı Boynu, Hasanşehir. Yükseklere çıktıkça karların erimesiyle coşan bembeyaz şelaleler, karlı dağlar dikkatimizi çekiyor. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yetişen kabalak ve kaldirikler bölge halkı tarafından çok sevilir. Doğal ortamda yetişen bu bitkiler tamamen organiktir. Kabalak topluyorum. Bunun turşusu olur, bunun pirinçlisi olur, bunun kavurması olur, bunun tuzlaması olur. Her tür şeyi olur. Tamamen doğal bir sağlık için çok güzel. En iyi yemeği turşusudur. Bu kabukları ince ince bıçakla soyuluyor. Şuradan şöyle yaptın mı bak kendiliğinden atar. Zar gibidir. Bu kabuklarını soyuyorsun ilk önce. Ondan sonra şöyle şöyle parmak gibi parmak gibi doğruyorsun. Haşlıyorsun. Sarımsakla, tuzla, acı biberle kuruyorsun. Bir hafta sonra da yemeye başlıyorsun. Ben kabalak çok seviyorum. Kabalak turşusunu da çok seviyorum. Buraya bunu toplamaya gelsinler. Toplayıp yesinler bence. Kesinlikle yemeliler. Değerli izleyenlerimiz, Karadeniz dağlarındayız. Muhteşem bir doğa. Müthiş bir manzara. Türkiye sevdalısıyım, Türk dünyası sevdalısıyım ve sizin hayranınızım. Estağfurullah. Sizleri çocukluğumuzdan, yani gençliğimizden beri izlemekteyiz. Yani 90'lı yıllardan beri. Burası kurt taşı deriz biz buraya, kurt resmi deriz. Bizim çocukluğumuzda kamyonların sırtında gidiyorduk. Kamyonların sırtında giderken çocukluğumuzdan beri görüyor idik. Burası doğal dağın böğründe olmuş olan kurt resmi. Yaylalardayız. Burası Giresun yaylaları. Baraj, göl, dağ, yayla, çam ve yeşillik. Barajın suyu yemyeşil. Yeşilin en muhteşem rengini oluşturuyor. Görüntülerle sizi Giresun yaylalarına, Karavacık bölgesine, Gökçebel Barajı'ndaki çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Burada 3 tane baraj var. Şu gördüğümüz Gökçebel Barajı. Arkada Karavacık var. Karşı tepenin arkasında da Yaşmaklı Barajı var. Bunların hayat hikayesi şöyle. Gelevara deresinde bulunan bu Gökçebel Barajı'na öbür taraftaki, arka taraftaki Karavacık Barajı'ndaki fazla su tünelle buraya katılıyor. Burası da tünelden tekrar görülen dağdan Yaşmaklı'ya katılıyor. Yaşmaklı'dan da tekrar tünelle Harşıt Vadisi'nde HES olarak evimize elektrik olarak bizlere dönüyor. Gökçebel Barajı, yaylanın karlı dağları ve 3 gün önce yağan karın o muhteşem güzelliği. Evet, yayla dağları, yayla. Kış ve yaz gerçekten gezilip görülmeye değer. Artık Nisan ayında bile yaylalara çıkılabiliyor. Evet, dağlar karlı. Yemyeşil çam ağaçları ve
şelaleler, yeni açan çiçekler adeta bir medeniyetin muhteşem geçmişini ve geleceğini anlatıyor. Gökçebel Barajı'nı geride bırakarak Kara Ovacık'a doğru yola çıkıyoruz. Biz gelmeden birkaç gün önce yağan kar henüz erimemiş. Kelimeyle müthiş. Çocuklarımıza yayla kültürünü öğretmemiz gerekiyor. Ulu Türkistan'dan, Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya getirdiğimiz, Karadeniz'e getirdiğimiz, Giresun'a getirdiğimiz o yayla kültürümüz. Evet, yüzlerce yıllık tarihi geçmişi olan Karavacık. Kara Ovacık veya Kara Ocak. Ocak, Türkistan kültüründe, Türkistan medeniyetinde ataların, dedelerin evlerini, yerlerini kurduğu veya Allah dostlarının türbelerinin olduğu yerler. Ocak tütsün, ocaklar yansın, ocakları tüttürelim diye hep atalar odlarını, korlarını Türkistan'dan getirmişler. Gittikleri, kurdukları yurtlara, yuvalara, obalara o koru koyup ocağı tüttürmüşlerdir. Evet, ocak yanı, kara ovacık, ahıl baba. Ahi Baba veya Akıl Baba Dağı 3000 metre yüksekliğinde hemen arkamızda. Karın eriyen kısımlarında açan kardelenler, renk renk çiçekler görülmeye değer. Evet, Karavacık Yaylası'ndayız. Karavacık Barajı önümüzde, obalar karlar altında ve bahar yepyeni canlanıyor. Yaylaya henüz göçler başlamamış. Obalar, evler bomboş. Her yerde derin bir sükunet var.